Sıfır Aferinon'da bugün hiç daha önce bu konsepte ne sorular hazırlamıştım ne de böyle konuklarım olmuştu. Benim çok beceremediğim, hatta hiç beceremediğim bir mevzu oyun mevzusu. Konuklarım Oyun Gezer'den, siz mutlaka hatırlayacaksınız, Enis Kirazoğlu ve Emre Karaoğlu. Ben hiç oynayamıyorum ve hep yeniliyorum falan. Ondan sonra da bir daha bütün ilgimi, alakamı kaybetmiştim. Seneler sonra size soru hazırlayıncaya kadar. Yani şu anda bu neler oluyor? Ne gibi gelişmeler oluyor, ne oynanıyor? Biraz anlatın, bir de Oyun Gezer'i biraz anlatın, sonra hemen çatıştır sorulara girelim. İyi, bir ısınma payı olacak yani bizim. İşte biraz rahatlatmak için. Biz de müzik dinleyemiyoruz zaten, beceremiyoruz. Ha, çok beceremiyoruz. Hiç beceremiyoruz. Yani Oyun Gezer bir dergi. Oyun Gezer bir dergi, online'da da faaliyet gösteren bir kuruluş. Amacımız oyunlarla ilgili insanlara bilgi vermek. Tabii alt ve medya köşelerimizde müzik ve filmlerle alakalı da bilgi veriyoruz dergimizde. Ama çok biz vermiyoruz müzik bilgi. Yani oradan sonra gelmesin genel diye geçer müzik mi yoksa direkt video oyunlarının müzikleriyle yok, falan ilgili? Genel olarak. Ya, anladım. Hani oyunculara hitap edecek müziklerle alakalı bilgiler de veriyoruz yani. Hani hoşlarına gideceğiniz. Kendi sevdiğiniz şeyler. Evet, aslında kendi sevdiğim şeyler. Tamam, genel geçer değil yani. Okay, güzel. Sevdiğimiz şeyler. Güzel. Oyun piyasası da bu aralar durgun ya. Yazın genelde çok oyun çıkmaz. Ha öyle mi? Tabii. O ölü sinemadaki gibi. Evet, evet. Yani. Niye öyle? Sinemada niyeyse büyük ihtimalle oyun piyasası. Ama şeyde de öyle. Kimse yok yani. Niye karneye alınıyor şimdi? Herkesin en çok oyun oynadığı dönem bu değil mi? Asıl oyunlar için holiday sezonu denilen bu Amerikalıların işte Noel'e, Christmas'a gireceği dönem. Oyunların en çok çıkmaya çalıştığı dönem oluyor. Yani sonbahar dönemi özellikle oyunların tavan yaptığı dönem. Yeni şeyler öğreniyoruz. İyi, okey, süpermiş. Şimdi benim sorulara geçelim. Böyle sorudan soruya. Ben şimdi aramızda çok büyük yaş farkı olduğu için sorulardan bunu anlayacaksınız. Elimden gelirken yeni bir şeyler de koymaya çalıştım ama böyle bir şey bulamadım. Benim bildiğim oyun, 5 sene falan da oynadım. Şey vardı bende, PlayStation 2 vardı. Böyle tatlı bir çocuğa hediye ettim çünkü hiç oynamıyordum. Ama senelerce oynadık hakikaten Street Fighter. İlk sorum Street Fighter'dan. Sever misiniz? ben dövüş oyunlarıyla hiç aram yok. Ciddi ya. Hep yeniliyorum. Herkese yeniliyorum. Ya bu eğer yanlış okumadıysam ikinci özellikle yani ilk değil ikinci versiyonla beraber global bir fenomen haline geliyor ve yani Street Fighter 2'deki karakterler aslında işte kuşaklar boyunca hani bugüne aktarılan ve eklenerek büyüyen. İlkine baktım çok böyle gözüm yani hatırlamadığım ikincisi karakterler de vardı. O yüzden 2'den sorumu soruyorum. Şimdi 8 tane ana karakter var Street Fighter'da. Bunların kaçını demişim ya? Ha 8'de 5 tanesinin adını sayacaksınız. Sayarım. Tamam. Sayarım. Başlayın. Sayın. Say başladı süre. Şıkları alabilir miyiz? Başlıyorum hızlıca. Dur bakacağım ben. Mr. Bison. Ha o kim be? Nasıl Mr. Bison yok mu ilk? Hayır yok. Vega. Vega var mı? Neyse. O da yok. Ken. Ryu. Var. Var. Dalsın. Evet. Guile. Guile. Var. Zangief. Evet. Honda. Tamam. Chun-Li. Tamam. Kabul ediyorum ya. Ama biz süreyi görmedik yani. Bir azıcık geç girdik. Evet o. Bir daha ben sayayım mı? Falan alabilir miyiz? Bunlar zaten nasıl okunuyor? Şimdi bunların okunuşlarıyla ilgili sıkıntılarım var. Bu Ryu, Honda, evet. Blanca. Evet, Blanca. Bu Guile mi okunuyor? Guile. Guile. Ya biz öyle okuduk yıllar boyunca. Öyledir okay. Ya. Ken, Chun-Li, işte Zangief ve Dalsim. Tebrik ederim, kabul ediyorum. Geç girdik, şey yapabildik. Elim havada kaldı. Çak. Bana çakın. Böyle kaldım. İkinci soruya geçiyorum bu bağlamda. Bu yine Street Fighter ile ilgili sorum. Sinema bilmiyorum ne kadar izliyorsunuz. İzliyorsunuz. Okay. Street Fighter'ın filmini evet. De izledik. Tabii ki de. O zaman berbat bir film. Yani kimse alınmasın. Yok, kötülüğünden de zevk alınabilecek bir film. Ama işte mesela şey eleştirmenler o dönem hakikaten şey demişler. Hani tamam kitsch bir zevk alalım. Ama bundan öyle bir şey de. Ya bunun şey Jean-Claude Van Damme'ın olduğunu falan da anlayamadık falan demişler. Steven Edesoza çekmişti. 94. Guile rolünde Jean-Claude evet. Van Damme vardı. Ama bir tane de pop yıldızı var. Kyle mi? Ama. Soruyu sormadan bildim. Kyle'nin o filmde ne işi vardı bilmiyorum. Ben hatırlamıyorum. Çok az yer alıyordu. Şey Guile'ın şeyi yanındaydı. Jean-Claude Van Damme'ın yanındaydı ya. Kami vardı ya evet, bu sarışın evet. Şey böyle. O zaman erotik Street Fighter karakteri aynen. Olarak yer alıyordu biraz. Ha işte oyunlarda. Filmde de karşılığında öyle. Ondan sonra peki okey. Ya beni böyle yamulttunuz. Havada sıcak rutubet de var. Hiç bugünkü programı beceremedim. Üçüncü soruyu soracağım. Bir tane bilemeyi rahatlayayım tıkandım. Birlik sayılıyor değil mi? Üstüme geliyor program şu an. Bir tane başka oyuna geçeceğim. Tabii. Yani Street Fighter gibi. O da sinemaya uyarlanmıştı. Ama bunda Mila Jovovich başrolde. Resident Evil. Oynadınız mı? Evet. Seviyor musunuz?
Eskileri seviyorum ben. Yenileri pek ısınamadım. Aramız yok evet ama bunlar şey yani. Ya ben hiç oyun olarak görmedim ama Capcom yani. Bunun iki büyük işte mucizesi, biri Street Fighter, öbürü Resident Evil bildiğim kadarıyla. Ve birçok kez yani bir seri film olarak ben ilk filmi çok severim. Devam filmlerini hiç sevmem. Suyunun suyu olur. Ama izledim hepsini. Ne kadar sıkıcı olsalar da şu ana kadar yani bu Resident Evil serisinde kaç tane film var 15 saniye. Sayıyorum. 6. 5 mi 6 mı emin değilim. 5 olduğunu emin mi 6'ya bilemiyorum. Kaç saniye? 5 saniye kalınca haber verin. En son işte bir sürü Mila vardı. Bir sürü Alice'in olduğu vardı en son. Ben 5 diyorum. Ben 7 diyorum ya. Çok abarttım değil mi? 7 ben 5 karar. 5 mi 7 mi? Sen söyle tamam. 5. Ya vallahi 6. 6 değil mi? 7 niye dedin? 6 deseydin. Yeni geliyor bir tane. Şöyle 6. Geldi 6. Çekiliyor. Yarısından fazla çekilmiş. Yani artık şey aşamasında. Ama ben onu izlemedim. Ben çıkan filmleri sayıyorum. Ben işte animasyonları da saydım. Ama açıkça internette 6 tane sayılıyor. Sayalım. Birinci film. Evet. Apocalypse, Extinction, Afterlife, Retribution ve işte bu sonuncusu şey Final Chapter inşallah. Peki şöyle bir şey söylesem sıkıntı yaratır. Resident Evil'in animasyon filmleri de var. Gerçi yine yanlış bilmiş oluyoruz. 7 deseydik. Kaç tane var? Dolu çok var. Bir tane yani. Hatırlıyorum ya. Çok vardı. Kesin Japonya'da falan bir sürü çıkmıştır. Onları saysak işin içinden çıkılmaz. İlk defa bilemediniz ama biliyordunuz da. Bildikten biliyorduk da. Ya ne zor ya. Kendimize. Vallahi ne kadar zor. Size soru hazırlamak da zor. Şey yapmak da zor. Biraz daha eskiden soracağım. Yine bakayım bilemeyeceksiniz inşallah. Capcom o kadar şeyim ki, yabanisiyim ki yazdığım soruları ezberleyemediğim için telefondan okuyorum. Yani hiç aklımda tutamam. Normalde biraz 3-4 kere soruları okuyunca hemen öğrenirim ama işte Xbox, PlayStation 3 ve Wii için işte oyunlar üretmiş. Bir de Nintendo var. Yani ben hakikaten çok Nintendo ile haşır neşir olduk zamanında. Onun Wii için ürettiği Tamagotchi Party On diye bir oyunu var. 2007'de çıkmış. Doğrudur. Orijinal Tamagotchi'yi biliyorsunuz ne olduğunu. Ne evet, orijinal evet. Tamagotchi? Sanal bebek deyip Türkçeleştirdim. Şey. Evet aynen. O ha, hangi? O Tamagotchi. Ha. Şu var ya böyle yumurta, yarım böyle ezilmiş yumurta gibi. 3 günde ölmüştü belki. Eve gelince ölüyordu. Ölünce diriltemiyor muydun bir daha? Hatırlamıyorum ki. Onun arkasına sanki bir şey sokunca baştan başlıyor hatırlıyorum. Restart olabilir. İğnesi gibi bir şey vardı. Olabilir. Öyle bir şey vardı. Bu orijinali kaç yılında çıkmıştı süre başlıyor? Tamagotchi'nin mi? Ha. O yumurtalar. Ben ilkokuldaydım ama bize gelişi i̇şte geçtir herhalde. Bize gelişi geçti. Bize gelişi sormuyorum. Tabii. Dünyada kaçık bize gelişi ya. Bize gelişi çok mu abla? 88. 91 falan mı acaba? Senin arasını bulalım. Bitmiş. Bir şey söyle. 80. 91. 91 diyor. 96. 96. Ne yaptın çocuğum? Sen o kadar yaşın var mı? Bilmiyorum ki. Ben de onu hesaplayamadım. Geri dönemedim yaşıma. Ama hep derler ya Türkiye ile dünya arasında bir 50 yıl var falan diye. Biz oradan bir hesaplama yaptık. Bu tip oyunlar hala çok popüler mi peki? Takip ediyor musunuz? Yoksa siz hiç işimiz yok popüler değil artık yani. Ha, bitti. Bizim batı... Çocukları da kesmiyor yani ben, böyle tabii şeyler. Tabii canım artık herkesin tablet var. Kim bakar Tamagotchi'ye yani. Hayır Tamagotchi olarak yani mesela Wii'deki Tamagotchi tutuyor mu mesela? Belki doğuda şey uzak doğuda tutuyor olabilir ama batı ülkelerinde yok. Şey bizim taraflarda hiç yok yani. Ama yine Avrupa'da üretiliyor bir sürü böyle oyun. Yani daha böyle update'li bir sürü. İşte benim en çok haşır neşir olduğum Nintendo'nun Game & Watch ları. Evet. Yani o hatta işte Cell Pack gibi bir şey olmuştu. Bütün herkes yani Nintendo dışında çıkan o küçük minik dijital konsollara biz o zaman Game & Watch değil Game Watch denirdi. Bunu dünyada ama Nintendo'nunkini soruyorum. Nintendo'nun Game & Watch serisi hepsi böyle karışık. Dünyada kaç tane satılmış olabilir? Artı eksi kaç milyon diyeyim ipucu. Artı eksi 5 milyon doğru söylerseniz atarsanız payımız kafadan doğru kabul edeceğim. Süre başladı. Sen at bunu ben biraz önce 91 deyip fade ettim. Hesaplıyorum. 33. Milyon. Çok Türkiye'de 10 milyon almıştır ya. 33. 43. Yaklaştım ama oradan evet, bir şey olabilir yani. Oğlum ya çok tehlikelisiniz lan siz. Adam attığında bile attığında bile yaklaşıyor. Vallahi çok fena. Şey peki hiç daha önce böyle bir şey yapmamıştım size sırf kazık olsun diye. Vallahi çünkü başıma gelecekleri biliyordum. Gerçi bence buradan da şey çıkarsınız. Şimdi size bir şeyler dinleteceğim. İnternette gezinirken YouTube'da bir tane videoya denk geldim. Çok pardon. bu videoda işte böyle eski oyunların müzikleri çalıyor yani bilindik oyunların. Bunlardan şimdi size 7 tane müzik dinleteceğim. 5 tanesinin adını doğru söyleyeceksiniz. Çoğu 8 bit. Tamam. Tamam. Bilirim diye umuyorum.
Sesini açayım. Ya da bir o zaman. Mikrofonuma doğru tutayım. Bilmiyorum. Durduracağım aralarda ve yani hızlı cevap isteyeceğim. Mario. Evet. 1-0. Bravo valla. Dinlemiş olalım. Saatlerce bu nasıl dinlenir? Ay, ne kontra mı? Kontra diyelim. Değil mi? Bitmeden cevap istiyorum. Ay şey bu. Bizim düğünde de çaldınız. Düğüne bunda mı girdiniz? Bir dakika dur. Söylüyorum ne olduğunu. Legend of Zelda. Ha, Zelda ya. Ömer i̇şte Nintendo'ya Ömer çok kızıyor. Nintendo giriş müziğiniz mi düğüne bu? Yok değil. Olsun istemiştim. Şu an nefret ettim kendimi. Aynı ya aslında fena değil. 3. Adı neydi ya? Bu güzelmiş. Bunu ben bir şey yapayım. Final Fantasy. Geç Final bu. Fantasy, onu da biliyorum. Bu 8 bit değil abi. 16 bit mi? Ne oluyor bu? Futbol oyunu değil mi bu ya? Değil. Hiçbir fikrim yok benim ya. Yoluttum oğlum Şazam, size. Şazam. Telefonum çantamda. Bir dakika dur, bunu da bilemediniz. Bu da şey ya, Sonic. Ya biz işte Japonlarla alakamız yok bizim. Çok neden Japon yok? Benim Sega'm yoktu. Sega'm yoktu. Hiç Sonic oynayamadım. Yani Legend of Zelda'yı da çok geç oynadığım şeyi de o bizim arkadaşlar de abi benim de hiç Barbie'm olmadı falan. Sindim oldu. Barbie'm yoktu falan. Tüm Japonlardan özür diliyoruz bilemediğimiz için. Bir dakika. Şimdi bir tane daha. Ben bunun başka bir şeyini oynuyordum ama müzik çalmıyordu. Kaybetmiş müziği sanki bu. Kaybedilmiş şeyler. Bazı şeyler. Tamam bir dakika bir dakika. Donkey Kong. Ay ama o çok şey onlar. Işte yani. Bizim ondan sonra milyon tane müzik dinlediğimiz kalmadı. Eskileri sildik. Anladım. İyi ki böyle. Bunu bileceksiniz bence. Tet diyecektim ben. Pac-Man. Evet. Pac-Man. Doğru Pac-Man. Peki iki tanesi kolay olsun bari. Adam güzel hazırlamış vallahi. Bayağı tatlıymış. Adam hiç güzel hazırlamamış. Hiç memnun kalmadık. Tet. Ne oldu şimdi? 3 tane, tane bildik. Bilemedik. En basit kaybedeyi. Af, güzel. Japonlar ben şimdi genelde bu tip şeyleri bir de yanlış sayıyorum. Sonra izleyenlerden azar işitiyorum. 5 bildik. Bir dakika. Şimdi yine Airplay moda geçip sorularımı açacağım. Pardon. Evet. Kapat. Geç bunu. Okey. Bunu da bilemediniz. Şey oynadınız mı? Bari onu oynamışsınızdır. Ya niye ezdin abi? Şey. Ben senaryo oynadım. Metal Gear Solid. Oynadım ben. Nasıl bir oyun bu? Soru bu değil tabi. Hakikaten ya bilmediğim için soruyorum. Nedir onu bu kadar hikayesinin çok uluslararası bir hit haline getiren? Hikayesinin çok iyi olması ve çok girift bir yapıda olması yani. Hikaye bazında özellikle hani oynanabilirlik olarak çok popüler bir oyun olmadı en başta. Gerçi şey olayını unutmamak lazım. İlk gizlilik aksiyon oyunlarından bir tanesi. İlk böyle gizli gizli ilerlediğiniz aksiyon oyunlarından bir tanesi bu. Ve hikayesi de bayağı bilinen bir oyun. Yani. Filme çekildi mi bu? Planlandı zamanında ama çok film olacak bir şey değil ya. Çok uzun bir hikaye. Yani adam 10 saat, 9 saat ara sahne izliyorsunuz bir tane oyununda. O ne ya? 9 saat oyun oynuyorsunuz, 9 saat de ara sahne izliyorsunuz. Yani böyle dublajlı film gibi. Bayağı işte sinematiklerle falan böyle. Ama toplamda 9 saat. Yani 9 saat ve izliyorsun yani hani merak da ediyorsun. Ne oluyor? Böyle oturuyorsun 9 saat. Yani son sahnesi 2 saat sürüyordu onu hatırlıyorum ben. Böyle. Gene şey. Oyunu böyle bırakıyorsun kolu 2 saat. Peki onu mesela şey yapamıyor musun? Eskiden bizim öyle komoda şey olurdu. Böyle arada konuşmalar olurdu. Aman filan diye geçerdi. Bu onun için oynadığım bir oyun olduğu için genelde o konuşmaları dinlemek için oynadığım bir oyun olduğu için. James Bond oynuyorduk biz PlayStation 2'de. Bir şey yapıyorsun ondan şey sonra söyle. Başlıyor konuşuyor anlatıyor. Ben geç. Geçiliyordu ama onlar. Geçiliyor. Hepsi geçiliyor. Hala geçiliyor ya. Ama izleyen de o duran izleyen biz, oluyor. İşte biz izliyoruz. Merhaba biz izliyoruz. Biz bakarız ona. Bu Metal Gear'la beraber sorun böyle şimdi konuya dönelim. Bunun tabii biz şimdi müzik kanalı olduğumuz için arkadaşlar müzikten vuracağım. Bunun best şeyini kim? Müziklerinin bestesini yapan çok ünlü biri. Ünlü bence tabii adam. Şimdi Hitman Jasper Keys yapmıştı. Yok, adına doğru okumak için telefonuma bakmam lazım yine. O kadar zor bir adı var yani. Japon değil mi? Sınayıp. Hideki Tatsuyama. Evet o. Nereden bildin lan? Takahiro Izuta ne oğlum? Nereden bildin diye. Bildin sandım. Gazı da verince geliyor ha. Bayağı bildin sandım.
Niye bilmiyorsunuz? Çok yani önemli bir şey. Ya Japon abi, neden hep Japon? Ha Japon, bunun hepsi Japon değil mi lan? Bütün sorular abi niye ben böyle oldu? Ben şimdi internette direkt o tarafa doğru... Bana öyle dedi, oyun demek abi Japon, sen oradan yürü. Niye öyle yapmışım bilmiyorum. Niye öyle peki ya? Metal, yani oynadığınıza göre bunu biliyorsunuzdur. Bunun bunu bilin. Xbox ve PlayStation 3'te, 2013'te, aynı şekilde Microsoft ve OS X'te de 2014'te çıkan versiyonu, yani versiyonu değil de oyunun adını. Metal Gear ne? Rising Revengeance mı? Evet. Çünkü bir Xbox o çıktı, bir de Metal Gear Solid 5 çıktı. İyi ki oradan buradan sormuşum. Bayağı sağlı sollu yamulacakmışsınız. Metal Gear Solid falan deyince adam süre tutturtmuyor. Peki şimdi son sorulara geçiyorum. YouTube takip tamam mı? Tamam. YouTube takip ediyor musunuz diğer şeyleri? Yerli yabancı? Kanalları. Yabancı. Yabancı. Daha yabancı. Çok yabancı takip. Yerli sizin gibi var mı başka arkadaşlarda var, bu işte var ya. Ya biz biraz daha işin sohbet kısmındayız ama oyun üzerinde YouTube'un çok büyük bir kitlesi var. Ha okey. Yani biraz bunun acayip yürüdüğünü gördüm araştırdığımda. 2016'da bir makale yayınlanmış. Yani bir derleme toplama yayınlanmış. İşte bu 2016'da en çok takip edilen uluslararası 10 gamer YouTuber açıklanmış. Hı-hı. Bir numarada PewDiePie var. Evet. Telefonun başında çaresiz bekliyor. Neyse bugünlük bizden bu kadar. Peki bu çocuk niye bu kadar meşhur? Diğer rakiplerinin bu kadar takipçisi yok. How's it going, Brez? My name is PewDiePie. You're watching someone play Call of Duty and talk about it? PewDiePie. 12-13 milyon falan diğerleri yani, galiba. O bu 45,5 milyon olmuş. O, bu makale hazırlandı 42'ymiş. Bugün baktım sabah 45,5 milyondu. Yani Türkiye nüfusunu geçecek yakında herhalde bu arada. Nedir oğlanın gel, sihri? Montajı keyifli, sempatik bir arkadaş ve pek çok şeyi kendi yaptı. Yani şu anki YouTube akımını etkileyen çoğu şeyi o kendi oluşturdu. Eskiler aslında. Yani bu işi ilk başlayanlardan yani biri. Yani ilk başlayanlardan diyebiliriz herhalde, ilk başlayanlardan biri ama onun avantajından ziyade bir farklı bir tarzı var. Sempatik bir arkadaş ya. Herhalde esprisi o biraz. Ama sevenin kadar Türkiye'de sevmeyen de çoktur. Bilmiyorum niyeyse sevmeyen de var. Çok dünyada da mı böyle? Biraz dünyada da öyle. Anladım anladım. Ama sevinmese de böyle sevmediğine de bakarsın ya. Gerçi abone olup ortamlarda sevmiyorum dersin. Kim bilecek muhabbeti de var ama. Peki şey, futbolla aranız nasıl? Benim yok. İyi. Belli kanalda zaten. FIFA. UEFA'dan yola çıkarak şimdi hemen öyle bir bağlantı kurdum. Bu ara malum yani her yerde UEFA konuşuluyor. FIFA. Sizde böyle bir FIFA tutkusu. Özellikle benim sende. Fazlaca bir FIFA kanalın içinde var. Bir sap seri var, şey evet. Kanal. Evet. FIFA FIFA 16. 16. Güzel. Ay. Ay. Bir de 17'yi de çıkmış mı? 17'de yapmışsınız denedi, bir şeyler. Şeyde denedim 17'yi. Fuarda denedim. İngiltere'de. Çıkacak. Eylül-Ekim. Onda mı böyle şey olacak yine? Olur. Böyle video. Okey peki. O zaman hafızanı zorla. Madem bu kadar seviyorsun. Kaç tane FIFA 16 videosu yayınlamışsınız kendi kanalınızda? Yok artık. Wow. bir dakika. Bulacağım. Bir dakika. 30, vallahi. 35. 35'e şey ekle, şimdi. 11 ekle, 46. Süre. FIFA 16 değil mi sadece? 16. 46, 2 tane de Ömer'le maç yapmıştık. 48. Kaç? 51. Ay 3 tane arada kaçmış ya. Ya. Aa doğru şeyleri unuttum ben ya. Tabii ya. Ben izlemiyorum evet onları senin falan. Hemen sileceğim 3 tanesini. 48'e düşeceğim diye. 51 video ne ya FIFA? Aman. Ama bir senede ya, Bir senede 51. Her hafta bir tane. Her hafta bir tane. Bazen kaç tane koyuyorsunuz siz? Yani normal şey rutininiz ne? Ayda mesela bir haftada kaç yeni video geliyor kanala? Biraz da kanalı şey yapalım. 7 tane geliyor. Normalde yani 7 yapıyoruz. Öyle bir yani kendinize öyle bir akış belirlediniz. Her gün bir tane gelmeye çalışıyor. Ama 5 ile 7 arası diye. Yani bir yılda 350'ye yakın yüklemiş oluyorsunuz. Of, olmaya çalışıyoruz. Bayağı iyiymiş. Programımız burada sona erdi. 1'i bilemediniz. 2'yi bildin. 3'ü bilemedin. 1'i bilemedik. 1'i bildik ya. 1'i bildik ya. Ha bildiniz ya. Çat diye bildiniz. Bir de hemen bildik. Zamansız bildik. Spider. Yok Spider'ın karakterlerini soruyor. Bilemedim. İşte böyle kilitliyorum. 1, 2. Oyunları bilemediniz. Onu da bilemediniz. 2, 3, 4. 4. 4. Nasıl? On, kaç tane soru? 10. 10. Hayır. Bunda bir hata var. Hayır yok. Bir kere onu da yaptım. 10 diye 9. 8'den 10'a geçiyor. 9 soru hazırlamışım. Ama yok bu bak. Vallahi 10. Da 4. Ben daha iyisini beklerdim çocuklar. Olmadı.
Japonlar. Ama Sert Bey bir yardımcı olursanız bize. Çok teşekkür ederim. Yani teşekkür en zorlu, vallahi en zorlandım. Elimden telefonu şey yapamadım. Yok çok güzel sorular. Tezekuro, Hoshokuro işte hiçbirini aklımda tutamadım. Ama şey, sizin sayenizde bir sürü şey öğrendim ve çocukluğumdaki güzel anılara döndüm. Yine gelin. O zaman daha kazı. Biz de sizin sayenizde iyi abi valla bence şey sinir bozucu. Zaten biz de öğrendik bayağı bir şey sizin sayenizde. Şu anda 6 tane yanlışımız varmış orada ya. Yok, onları öğrendik. Otur sıfır aferin onunla böyle müziğe minik bir müziğe ara ver. Müzike ara verdik. Oyunlara baktık. Ben sevdim bu olayı. Yani sonra bir tekrar deşeceğim. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Için. Daha sonraki programda için. Görüşmek üzere. Ha, bu arada Motto Müziğe abone olmayı. Bunu söyleyemiyorum da. Bu da her programda. Motto Müziğe abone olmayı ve varsa yorumunuzu aşağı bırakmayı unutmayın. Emre ve Enis'e söylemek ve sormak istediklerinizi de belki yazarsınız. Çok teşekkürler.